Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Ben Onur Öncü. Son Tahlili'nin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz Özgürüz Radyo'da. Evet, bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde olan protestoları konuşacağız. Konuğumuz ise Ahval News İngilizce editörü İlhan Tanır. İlhan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Evet, hemen şuradan başlayalım. Bilindiği gibi bir giriş yapacak olursak, Minneapolis'te bir polisin gözaltına aldığı 46 yaşındaki George Floyd yaklaşık 9 dakika boyunca nefessiz bırakılarak ölümüne sebep olmasının ardından başlayan protestolar Amerika'nın dört bir yanında devam ediyor. Bugüne kadar da protestolar sırasında 3 kişi de hayatını kaybetti. Yine St. Louis'te bir göstericinin FedEx'e ait bir tırın altında kalarak sürüklendiği ve hayatını kaybettiği bildirildi. Yine Cuma günü Detroit'teki eylemler sırasında bir araçtan kalabalığın üzerine ateş açılmış ve burada da bir eylemci hayatını kaybetmişti. Yine son olarak da eski Amerikan futbol oyuncusu 38 yaşındaki Chris Beatty de çıkan olaylarda polis tarafından öldürüldü ve binlerce, yani yüzlerce de olaylarla ilgili gözaltılar var. Yine bu durumlarla ilgili Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da açıklamalarda bulundu. En son yaptığı açıklamalarda Trump şunları söyledi. Bunlar organize radikal sol gruplar. Floyd'un anısını kirletiyorlar. Onun anısı için şiddet son bulmalı. Bu kişiler, bu Antifa grubu, bunlar radikal sol kötü insanlar. Bu şekilde hareket edemeyeceklerini onlara öğretmek gerek ifadelerini kullandı. Evet, şimdi Washington'a bağlanıyoruz. İlhan Tanır hattımızın diğer ucunda. İlhan Bey, şimdi bu protestolar şu anki ne durumda acaba? Protestolar büyüyerek devam ediyor. Dün akşam ben de bizzat, dün akşam sadece değil, son 3 akşamdır DC'deki protestoları takip ediyorum. Burada da büyüyerek devam ediyor ve Amerika çapında da düzinelerce şehirde ve eyalette protestolar devam ediyor. Tabii protestoların büyüyerek devam etmesinin bir nedeni de salgının ortasındayız. 10 milyonlarca insanın işi yok. İşlerini kaybettiler ve işlerini kaybedenlerin çoğu da bu krizde alt düzey, gelir düzeyi alt düzey olan azınlık ve siyah kesimlerden olan insanlar. Ondan dolayı da bu protestoların devam etmesi, büyüyerek devam etmesi bekleniyor anladığım kadarıyla. Bundan sonra da devam edebilir. Tabii görmeden de bilmek mümkün değil. Evet, şimdi bu protestolar bir polis şiddetine karşı başladı aslında. İşte George Floyd'un hepimizin de o sosyal medyada yayınlanan videodan gördüğümüz kadarıyla vahşi bir şekilde aslında öldürülüyor bir polis tarafından. Buralardan başladı ama sizin de az önce bahsettiğiniz bir nokta var. Virüs nedeniyle çoğu insan işsiz kaldı. Aslında bir kriz de söz konusu. Peki insanlar sadece ilk etapta polis şiddetinden kaynaklı sokağa çıktılar. Evet, ama şu anki talepler nelerdir? Yani sade bir polis şiddeti olarak da değerlendirebilir miyiz bu durumu? Yoksa çeşitli durumlar da var mı acaba? Bence George Floyd'un sanırım 26 Mayıs günü bütün dünyanın izlediği o korkunç öldürülme şekli bir kıvılcımdı. Ama geçen yıllarda toplanan, belki Trump başkanlığa geldiğinden beri toplanan o sinir harbi nin bir sonucuydu. Tabii böyle bir kıvılcım Minnesota'da olmasa başka bir yerde de olabilirdi. Nedir o üst üste toplanan ve Amerika kesimlerinin, azınlık kesiminin, daha düşük gelirli kesimlerin, ayrılıkçı politikalara uğrayan kesimlerin sorunları? Örneğin Amerika'da Trump göreve geldiğinden beri göçmenlere karşı çok daha sert müdahaleler var. Çok daha fazla insan
işte deport ediliyor, ülkeden gönderiliyor. Ayrıca Trump ve yönetiminin çok açıkça ırkçı söylemde bulunmamalarına rağmen, ki şu devirde 2020 yılında zaten açıkça ırkçı söylemi herhangi bir yönetimin kullanması pek düşünülemez, ama İngilizce'de dog whistle denilen, söylendiğinde gereken kesimlere giden bazı cümleler vardır. Mesela bunlardan birini çok yeni bir örnek olduğu için söyleyeyim. Trump dün akşam law and order dedi. Normalde baktığınızda bunun Türkçesi işte hukuk ve düzen. Herhangi bir sorun görmemeniz lazım. Ama bu cümle işte 1930'lardaki faşist devletlerin kullandığı sloganlardan bir tanesi. Veya 2 gün önce Trump eğer talan başlarsa bunun karşısında ateşle karşılık verilir. Normalde duyduğunuzda evet talan kötü bir şey. Bunun karşısında da düzenin sağlanması lazım. Ama bakıyorsunuz konteksi işte tarihine gittiğimizde 1967 yılında Florida'da ırkçılığıyla bilinen, ırkçı taktikleriyle bilinen bir polis şefinin siyah mahallelerde kullandığı bir slogan olduğunu görüyorsunuz. Bu Trump'a ben bilmiyorum, ben bu böyle bir şey duymuştum deyip geçiştirebiliyor. Halbuki o mesaj gitmesi gereken yerlere gidiyor. Nereye gidiyor? Bilin diyor bu artık. Amerikan polis güçleri içerisinde birçok yerde bir ırkçılık duygusu, ırkçılık politikası var. Bunu Minnesota'daki o polislerde de görmüş olabiliriz. Texas'ta da görüyorsunuz. New York'ta da görüyorsunuz. Bir tabii ki resmi politika olarak artık siyahlara veya göçmenlere veya Latinolara bu şekilde davranılacak şeklinde tabii ki kanun yok, tabii ki nizam yok, tabii ki polisler içerisinde böyle bir tüzük yok. Ama işte bu türlü tarihten gelmiş ve de gayri resmi informal olarak biriktirilmiş, takip edilen, polisler içerisinde olduğu kabul edilen, görülen, bu gibi olaylarda da dışa yansıyan olaylarda görebiliyorsunuz ve bunun en yüksek ofiste, başkanlık ofisinden gelen üstü kapalı mesajlarla bu gibi duygular, bu gibi politikalar desteklendiğini görüyorsunuz ve sonunda da işte gördüğünüz gibi 6. güne girdik. Trump, Başkan Trump halen kalkıp bir konuşma yapıp memleketi, Amerika'yı birleştirmeye çalışmıyor. Bu ilk defa, tabii ki ilk defa görülmüyor. Obama döneminde de bir siyah başkan olan Obama döneminde de biz yine siyah vatandaşların, siyah Amerikalı vatandaşların çok kötü bir şekilde öldürüldüğünü gördük. Mike Brown var, Freddie Gray var. Var da var. Her yıl 2-3 tane böyle çok videolara yansıyan şekilde hunharca öldürülen Amerikalı siyah vatandaşları görüyorsunuz. Ondan sonra da büyük dalgalanmalar, hareketler oldu. 2013'te de oldu, 14'te de oldu, 15'te de oldu. İşte siyahların canı da kıymetlidir dedikleri bir hareketlenme başladı. Black Lives Matter isminde. Ama biz hiçbir zaman bu şekilde şiddet, bu şekilde yakılma, yıkılma, bu şekilde kavga görmedik. Benim şahsi kanaatim bu. Bununla ilgili bir makale göremedim. Muhakkak yayınlanmıştır belki de. Benim kanaatim o zamanlar Bush döneminde de olsun, Clinton döneminde de olsun, belki 40-50 yıldır bu kadar şiddet içeren protestolar yapılmıyor. Benim kanaatim çünkü başta bir yönetim elini uzatmıyor, olanları iyileştirmeye
çalışmıyor, olanları yatıştırmaya çalışmıyor. Tam tersine işte Trump tweetleriyle haklarınızı bildireceğiz. Bunları yapanlar radikal solcular, Antifa grubu ve bugün mesela basına yansıyan en son haberde Trump valilerle yaptığı telefon konferans görüşmesinde onlara eğer domine etmezseniz protestoları siz yenilirsiniz, domine edeceksiniz gibi tavsiyelerde bulunmuş. Bu da Trump'ın protestolara yatıştırma gayretinde değil, protestoları bastırma gayretinde olduğunu gösteriyor. Bunu da tabii ki siyahlar, azınlıklar ve beyazlar, protestoya katılanlar okuyor, görüyor bugün. Ve bu daha da benim tahminim, bunu göreceğiz hep birlikte, bu protestoları daha da kaşımış oluyor. Ve bu insanlar dışarıya çıkmak için bu akşam, yarın akşam daha uzun bir süre dışarıda, sokakta kalmak ve bu acıyı başkalarına yaşatmak için yeni nedenlere sahip oluyor. Peki burada şunu da sormak istiyorum. Yani Trump karşısındaki bir muhalefet var. Peki muhalefetin bu protestolara karşı tutumu nedir? Yani bir çünkü Trump gördüğümüz kadarıyla sizin de belirttiğiniz gibi şiddete çıkan protestolara şiddetle cevap veriyor ve tweetler atarak aslında bütün sokağa çıkanları bir antifa olarak görüyor, değerlendiriyor. Peki bunun dışında kalan muhalefet bu duruma nasıl yaklaşıyor acaba? Amerika'da bildiğiniz gibi muhalefet dediğimizde parti muhalefeti olarak dediğimizde Demokrat Parti'yi düşünüyoruz. Evet, evet. İki büyük partiden bir tanesi. Ve de Demokratik Parti'nin 2020 adayı Joe Biden. Joe Biden da yaşlı bir insan. 68 yaşında hatırladığım kadarıyla. 67 veya 68. Böyle çok dinç. Obama gibi insanları, hareketleri peşinden koşturan bir insan değil. Bernie Sanders isimli sosyalist eğilimli diğer demokrat adayını ortadan kaldırmak için Demokratik Parti'nin akil adamlarının birleşip Joe Biden'la öne sürdüklerini gördük. Buna rağmen Joe Biden dışarı çıktı son 2-3 gündür. Bazı yerlerde protestocularla görüşüyor. İşte daha çok kendi evinde video salgından dolayı, sosyal uzaklık önlemlerinden dolayı kendi evinde ya video yayınlıyor veya işte basın açıklaması yapıyor. Daha çok birleştirici, bütünleştirici bu protestoları dinlendirici şeyler yapmaya çalışıyor ama yani Gezi'yi düşünün. Gezi'de evet, bir yerde o zamanın Başbakan Erdoğan'ın konuşmalarının etkisiyle Kılıçdaroğlu'nun söylediklerinin etkisi tabii ki bir değil. Karşımızda bir iktidar var. Bu iktidar söyledikleriyle, tweetleriyle kaşıyor bunları. Hakaret ediyor protestocuları. Hani protestocular da bu noktada zaten tepkileri daha çok iktidar olduğu için daha çok Beyaz Ev'den gelen mesajları dikkate alıp ona göre kabarıyorlar. Muhalefet partilerinin ve şu anki en büyük muhalif lider Joe Biden'ın söyledikleri mesajları yönetimde olmadığı için protestocuları pek de tabii kesemiyor, dindiremiyor. Çünkü beklenen mesaj, beklenen yer Beyaz Ev, oradan da bu mesaj gelmiyor. Peki şimdi Trump'ın açıklamalarına kısaca da geçmek istiyorum. Şimdi Trump'ın yaptığı açıklamalarda sokağa çıkanları az önce de belirtmiştik. Radikal sol örgütler olduğunu, Antifa olduğunu dile getirdi. Şimdi Trump'ın bu açıklamalarından yola çıkarak sokağa çıkan kitleler daha da açmak için soruyorum. Radikal sol gruplar mı? Ya yani Trump'ın açıklamalarından yola çıkarak. Tabii ki, tabii ki. Antifa dedikleri ve Antifa'yı terörist örgüt ilan edeceğim dediği grup bir hareket. Yani uluslararası bir hareket aslında. Evet, uluslararası bir hareket ama Amerika içerisinde anladığım kadarıyla büyümüş
hareket antifaşistten kısaltılmasıyla ortaya çıkmış. Antifa olmuş. Ben de eskiden beri ismini duyardım tabii ama son iki gündür hakkında derinlemesine okumalar yapmaya çalışıyorum. Yani Trump yönetime gelene kadar insanların hobi gibi ilgilendiği, işte hafta sonlarında veya boş zamanlarında birleşip okumalar yaptığı veya bazı sorunlu gördükleri, faşist eğilimli gördükleri valilerin eyaletinde veya şehirlerinde gösteriler yaptığı daha çok böyle bir hareket. Bu hareket resmi değil. Üyelerinin kim olduğu belli değil. Birisinin tweet atarak ben Antifa üyesiyim demesiyle veya işte Antifa'nın bazı bazı işte yine online internet üzerinde kurulmuş bazı hareketlere üye olanların mı üye olduğu, yani kimin üye olduğu da belli olmayan bir grup, kendilerine Antifa diyen insanlar var, siyah giyiniyorlar ama bu insanların resmi bir bağı yok ve de çok azlar. Ben katıldığım işte protestolarda, Washington DC'de katıldığım protestolarda görmedim. Benim gördüğüm tiplemeler son 3 gündür, 3 gecedir protestolar Washington DC'de arttı. Başka şehirlere gidemiyoruz salgından dolayı. Ben gitmemeyi tercih ediyorum. Burada gördüklerimiz %75'i, %70-75'i siyah, yine %70-75'i genç, yani 30 altında. Ama bunun yanında beyazlar da işte 1/4, bazen 1/3 beyaz. Yani çok büyük çoğunluğu genç. Gerçi protestolar genelde gençlerin katıldığı protestolar olur zaten. Gayet öfkeli. Zaten bu öfkeyi camlar, çerçeveler indirilirken görüyorsunuz. Hani bu yalan talan ve yağma yapılacak mağazalar da değil benim gördüklerim. Yani gidip mesela bir görünümlü bir iş merkezini saldırıp dün akşam camlarını indirdiler veya işte bir kahve dükkanının camlarını indirip içerisinden 3-5 kahve alıyorlar. Yani tam olarak yağmalamadan ziyade dün bunu da ben gördüm önümde. Bir tanesi camı kırdı işte yine bir iş merkezinin. Ondan sonra çıkarken hepiniz bu öfkeyi duyacaksınız. Hepiniz bu öfkemizi dinleyeceksiniz şeklinde bağırmaya başladı. Bunun mantığı bana konuşan birkaç protestocunun söylediği öfkelerinin başkaları tarafından anlaşılması, görmesi, görülmesi ve bunun yolu olarak da zarar vermek, zarar vermeyi görüyorlar. Böylece haber olduğunu düşünüyorlar. Diğer türlü sadece yürüyüp barışçıl şekilde dağıldıklarında yeteri kadar acılarını ve öfkelerini başkalarına anlatamayacaklarını düşünüyorlar. Tabii ki bu yaklaşıma karşı olan çok insan var, başka protestocular var. Bunları daha çok işte o genç 20 yaşlarındaki, 15 ile 25 yaşları arasındaki genelde siyah, ama ben dün beyazlar da gördüm. Son birkaç gündür beyazlar da bu yağma veya talanı veya işte zarar vermeyi onlar da yapıyor. Evet, çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Sağ olun. Evet, Ahval News İngilizce editörü İlhan Tanır Washington'dan Özgürüz Radyo'ya bağlandı. Son tahlilinin konuydu kendisi. Amerika Birleşik Devletleri'nde 6 gün önce başlayan 46 yaşındaki George Floyd'un polisler tarafından öldürülmesi sonucu başlayan eylemler 6. 7. 6. gününde protestolar sırasında 3 kişi hayatını kaybetti.
gitti. Yine onlarca gözaltı, tutuklama var. Amerika'nın birçok bölgesine de protestolar yayılmış durumda. Bütün bunları, protestoların başlangıcını ve Trump'ın açıklamalarını İlhan Tanır'la birlikte konuştuk. Özgürüz Radyo'ya değerlendirdi. Başka bir son tahlilde de görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.